Oğuzkan Oğuz, Kayseri'den. Babam Mustafa Oğuz. Babamın şikayetleri kan cıvıltıcı kullanmadığı zaman kalp çarpıntısı çok yapıyordu. Biz de bu kan cıvıltıcıya başlayınca bu sefer de kanama yaptı vücut yani. Şimdi bu operasyondan sonra bunların hepsini atlatmış olduk. Çok da rahat bir operasyon oldu. Vallahi Kayseri için büyük bir başarı. Yani bizim hastanemiz için övünç verici bir şey. Yani yanımızda hizmet almak, bu kadar ilgilenmesi güzel bir şey. Herkese teşekkür ediyoruz. Doktor Selami Demirelli, Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalında öğretim üyesiyim. Bugün biz bu bölgede ilk kez uygulanan bir yöntemi anlatacağım sizlere. Kalbin sol kulakçığında atrial appendix denilen bir bölgeye ameliyatsız bir yöntemle kapama işlemi gerçekleştirdik. Hastamız 80 yaşında, daha önceden kalp ritim bozukluğu olan bir hastaydı. Biz kalp ritim bozukluğu olan hastalarda genelde kan sulandırıcı ilaçlar veririz ki bu hastalarda felç oluşmasın, herhangi bir yere pıhtı atmasın. Bu hastamıza da daha önceden böyle bir tedavi başlamış idik. Ancak hastamız kısa bir süre sonra bizlere mide kanamasıyla geldi. Dolayısıyla biz bu hastada kan sulandırıcı ilacı veremedik. Bu hasta için çok yeni bir yöntem olan atrial appendix kapama yöntemini uygulamayı uygun gördük. Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi ve nörolojiden oluşan bir konsey tarafında hasta değerlendirilip bu işleme uygun olduğunda karar verildi. Bunun sonrasında biz işlemi aldık hastamızı. Hastamızı yaklaşık olarak bir saat süren bir operasyonla anjiyo benzeri bir yöntemle damara girerek damar içerisinde kalp boşluğuna ulaştık. Burada kapama cihazı dediğimiz bir cihaz ile o kalbin içerisinde ölü boşluk olan pıhtı oluşmasına zemin hazırlayan boşluğu cihazla ameliyatsız bir şekilde kapamış olduk. Hastamız gayet iyi şu anda. Bundan sonra tabii çok kısa bir süre gene kan sulandırıcıyla alacak ama uzun vadede kullanmak zorunda kalmayacak. Nispeten yeni ve efektif bir tedavi almış oldu hastamız.